AK Parti Adıyaman milletvekilleri Kahta'da AK Parti seçim karargahının açılışına katıldı. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Seçim karargahının açılışına AK Parti Adıyaman milletvekilleri, Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı, AK Parti Kadın Kolları, AK Parti Gençlik Kolları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Değerli arkadaşlar, o tarafta çalışmalarını üstlenmişler. Biraz geriye geçelim. Açılışta konuşan İl Başkanı Halil Fırat, kendilerine destek veren ve AK Parti'ye gönül veren vatandaşlara teşekkür etti. 12 Haziran'da bir genel seçim yaşayacağız. Bu genel seçimle ilgili olarak bizim seçim beyanımızda Sayın Başbakanımızın da öncelikle üzerinde durduğu 5 madde üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi ileri demokrasi. Bu ileri demokrasi anlamında daha öncesinde de 12 Eylül 2010 tarihinde yapmış olduğumuz demokratikleşmede ilerleme kaydederek 12 Eylül'de biz bunu gerçekleştirdik. İleri demokrasi anlamında 2023 hedefleri içerisinde en önemlisi sivil anayasa. Yani halkın oluşturabileceği bir anayasa gelmektedir. Değerli hemşehrilerim, bu seçimin önemini birçok noktadan ele almış olduklarını biliyorum arkadaşlarımın. Ben bir iki cümleyle bir iki konuya değinmek istiyorum ve de konuşmamı kısa kesmek istiyorum. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar ilk defa üçüncü kez iktidara güçlü bir şekilde yürüyen tek siyasi harekettir. Bu hareket sizlerin desteğiyle oluyor. Ve bu hareketin lideri ve kadrosu dünya siyaset bilimcileri tarafından doktora tezi olarak üniversitelerde artık araştırmalara başlamıştır. İngiltere'nin kanalı olan BBC tarafından büyük bir belgesel hazırlanıyor. Yani demokrasiyle yönetilen İleri ülkelerin tümünün dikkatini çekiyor. Nasıl oluyor da Türkiye'de üçüncü kez güçlü bir şekilde bir siyasi hareket iktidara yürüyor? Tek cümleyle söylüyorum. Özü şu: bu milletin bağrından çıkıp bu milletin inançlarıyla yaşayan ve gerçekten milletin iradesinin hakim kılınması için mücadele eden bir siyasi hareket olduğu için siz değerli milletim, halkım bağrına basmış, sahiplenmiş, üçüncü kez değil, dördüncü kez, beşinci kez iktidar edecektir. Bu böyle bilinen. Ama bir şeyi vermekte de yarar görüyorum. Bizim için bir de beş de aynısıdır. Beşi çıkardığımız zaman biri çıkardığımıza inanacağız. Ama beşinci sıradaki arkadaşımızı çıkaramadığımız zaman Kahta'nın %85 genel seçimlerde oy oranımız vardı geçen seçimlerde. Bu dönem bu çıtayı %96'ya çıkaracak mıyız? Onun sözünü alalım öncelikle. Karargahımızın açılışını görkemli bir şekilde yapacağız. Bundan sonra arkadaşlar bu karargaha nasıl ki evimize sahip çıkıyoruz, buraya da aynı şekilde sahip çıkacağız. 40 gün boyunca buradayız, gece gündüz demeden. Bundan önceki seçimlerde, 2007 genel seçimlerinde %85 oyla 4 tane milletvekilimizi gönderdiysek hafta, bu 2011 genel seçimlerinde de Allah'ın izniyle %90, %95'in üzerinde oy alarak 5 tane milletvekilimizi kol kola buradan göndereceğiz. AK Parti milletvekili adayları ise 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde vatandaşın vereceği destekle 5 milletvekili Ankara'ya göndereceklerini belirtti. Artık bu halk yürüyecek, bu halk düşünecek, bu halk konuşacak, bu halk artık hür iradesiyle istediğini yapacak.
Bugüne kadar değerli arkadaşlar, halkın önünde çeşitli engeller vardı. Bir tarafına Ergenekon, bir tarafı dağın başka bir yamacı, bir başka tarafını çeteler, mafyalar örtmüştü. Ama artık hamdolsun sizlerin gücüyle, sizlerin kurduğu partinin iktidarıyla artık bütün bunlar geride kaldı. Artık bu partide, bu iktidarda, bundan sonra gelen bütün iktidarlarda halkın iktidarı olacak. Halkın yaptığı işte istediği işleri yapacak. Bir miting yapıyoruz burada. Bütün bir Türkiye'ye Kahta'nın gücünü gösterdiniz. Biz de 12 Haziran'da bütün bir Türkiye'ye Adıyaman'ın farkını gösterdik. İşte Sayın Başbakanımız İstanbul'a kanal açıyor. Yeni şehirler, marka şehirler açıyor. Biz İstanbul'a kanal açarken Cumhuriyet Halk Partisi nereye kanal açıyor? Silivri'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanal açıyor. Ama merak etmeyiniz. Merak etmeyiniz. Meclise göndereceğiniz evlatlarınız o Ergenekoncu düzeni Ankara'da yerle bir edecektir inşallah. Sizin bu zamana kadar gasp edilmiş haklarınızı bir bir alacağız. Hiç kimsenin size haksızlık yapmasına izin vermeyeceğiz. Size bugüne kadar ayrı gayrı muamelesi yapanların düzenlerini başlarına çalacağız inşallah. Sayın Kılıçdaroğlu ülkeyi yöneteceğim diyor. Sayın Kılıçdaroğlu 92-96 yıllarında SESAK'ı yönetebildin mi ki Türkiye yönetebilesin? Sen bir genel müdürlüğü yönetemedin. Türkiye'yi nasıl yöneteceksin? Benim için önemli olan hepinizin birlikte yaşamı, sağlık ve mutluluk içerisinde olmanız. Gerçekten arkadaşlarım son derece becerikli, donanımlı olarak büyük bir aşkla sizlere hizmet etmeyi söylediler. Ben de kefilim. Ben bunların en yaşlısıyım. Yok gelsin. Ama kalbim genç. Sizin ne şikayetiniz olursa bana söyleyeceksiniz. Arkadaşlarım çok güzel konuşmalar yaptı. Ben kıymetli zamanınızı almak istemiyorum. Ben de geçmişte deneyimli bir kardeşiniz olarak emrinizdeyim. Hiç korkmayın. İnşallah her şey çok iyi olacaktır. Hayırlı günler arkadaşlar. Bizimle enerjiyle beraberce el ele omuz omuza hizmet vereceğiz. Geleceğimizi inşa edeceğiz inşallah. Bugün AK Parti 2002'den 2011'e gelen süreç içerisinde ülkemizi ve hatta ülkemizin de ötesinde sınırları aşarak yeryüzünü şekillendirmeye başladı. AK Parti'mizin adeta bir güneş gibi yeryüzünde kendi medeniyet coğrafyasındaki tüm insanlığa ve tüm coğrafyaya enerjisini, gücünü, aydınlığını, erdemini, faziletini, ahlakını verdiği bir dönemde biz de inşallah AK Parti'mizin gücünü Adıyaman'ımıza, Kahta'mıza daha fazla taşımaya çalışacağız. Dostlar, siyaset insana hizmet etme sanatıdır. Hazreti Peygamber insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır der. Şeyh Edebali tam 700 yıl önce insanı yaşat ki devlet yaşasın der. Açılışın ardından kadın kollarının bir programına katılan Metiner burada hasta bir çocuğun durumunu görünce gözyaşlarını tutamadı.